Bence çok yanlış. İnsanların özgür yaşamına, insanların sosyal paylaşımına engel olacağı için çok yanlış. Devlete karşı, hükümete karşı baskı olduğu için sosyal medyada ben sırf bu yüzden kapatılıyor. Halbuki Facebook, YouTube devleti, hükümet desteklese bunlar böyle olmaz, işlerine geldiği için olmaz da ama işlerine gelmediği için kapatmak istiyorlar. Kesinlikle yanlış, kesinlikle karşıyız. Kapanmasını da istemiyoruz. Çok saçma buluyorum ve bence kendi oğluna yasaklatmalı. Hayır, doğru bulmuyorum çünkü Facebook çok kullanılıyor. Hem arkadaşlar konusunda hem sosyal çevre olarak çok iyi bence. Facebook'un kapatılacağını falan da sanmıyorum zaten. Yani YouTube'da aradığınız her türlü videoya erişebiliyoruz. Çünkü bazı sitelerde falan kapalı oluyor, bulamıyoruz, şey olmuyor. Ama YouTube gerçekten hani ya sanmıyorum ya olacağını, ikisinin de kapatılacağını pek düşünmüyorum. YouTube'la Facebook kapatılmasını düşüneceklerini 15 yaşında bir çocuğun, masum bir çocuğun öldürmeyiz? Nasıl bunların canına kıymayız? Sokaklarda nasıl rahat ederler? Ekmek almaya giderken nasıl güvende olurlar? Bunları düşünmeliler bence. Bu konuyu biraz saçma buluyorum. Sosyal medyanla büyük saçmalık. Bence böyle şeylere gerek yok. Kendi pisliklerini örtbas etmek için yaptıklarını düşünüyorum. Böyle bir yaptırımı yapma güçlerin olmadığını, Facebook ve YouTube'u kapatmak yerine kendi yolsuzlukların üstünü kapatmaya bir son verip artık bu gerçekleri ortaya çıkarmalarını istiyorum. Valla iletişim araçlarımız, yani cep telefonumuzda mesela bazen SMS olmuyor. Facebook'tan arkadaşlarımıza görüşüyoruz. YouTube'dan da mesela izleyemediğimiz videolar var. Ders hakkında bile YouTube'dan bilgi alıyoruz. Dediğimiz gibi YGS'ye de hazırlanıyoruz. Bazen ders konu anlatımlarını oradan çalışıyorum ben. Yani kalabilir bence, sıkıntı yok. Uygun görmüyorum kapatılmasını. Ya sadece Facebook ve YouTube olayı üzerinden bakmamak lazım. Sonuçta bütün internet, bütün sosyal medya üzerinden bakmak lazım. Daha önce Mısır'da bunlar yaşandığı zaman bizim büyüklerimiz de buna isyan etmişlerdi. Aynı şey şu anda Türkiye'de geçerli. İkisi de üzerinden bakmalı, bütün internet üzerinden. Sonuçta insanların hiçbir sosyal özgürlüğünü kısıtlamamamız lazım. Büyük bir yanlış olarak düşünüyorum ve bunu yani zaten hükümetten böyle çıktı. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması daha büyük bir yanlış. Çünkü Cumhurbaşkanı daha çok sosyal medyayı kullanan bir insan ve bu internet yasağında kendi sosyal medyadan, internetten duyuran bir insan olarak şey yaptı. Ondan üzüldük yani. Gençliği veya başka bir şeyi elde tutup baskı altında tutma, başka bir şey olarak düşünmüyorum ben. Kesinlikle çok saçma buluyorum. İnsanlar dilediklerini özgürce dile getirmeliler. Kimse buna engel olmamalı. Türkiye çok geriye gidiyor bu kafayla gidilirse. Yani biz artık orta çağın da arkasına kaldık hali, bana öyle geliyor. Kendine güveni yok. İnsanlar da güvenmiyor. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Kullanmıyorum ama torunlarım, çocuklarım kullanıyor. Kullanmalarını tercih ederim yani. Kaldırılmasın. Niye kaldırılıyor ki yani? Ne zararı var? Var mı zararı? Öncelikle bu sayfaların sahipleri tepki koyar. Ondan sonra bu dünya teknolojisine gelen bir şeydir yani. Engel. Sansür koyuyor adam dünya teknolojisine. Ben doğru bulmuyorum yani. Ki kolay da kapatamaz bunu. Kolay değil bu. Kapanmasın yavrum. Özgürlüğümüzü tabii. Özgürlüğümüz kısırlanmasın. Gerçi ben biraz acemiyim ama gene de hani bunu düşünüyorum. Facebook'umuza, YouTube'umuza sahip çıkalım. Sen ülkenin hali gayet ortada, belli. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşacaklarına daha farklı şeylerle uğraşmasını bekliyorum devlet. Bu konu hakkında yanlış bir düşünce içinde. YouTube ve Facebook onun hakkında birçok şey diyebilir ama asla insanların bu hakkına engel olamayıp olmaz yani. Kendi hakkında düşünceler çıkıyor YouTube'da ve Facebook'ta. Onun hakkında kötü düşünceler, iyi düşünceler, herkesin kendi iradesinde düşünceler çıkıyor. Ve kötü düşünceleri ortaya daha çok çıktığı için onu yok etmeye çalışıyor. Bana göre saçmalık, montaj dediği kasetlerden sonra böyle gerekirse YouTube ve Facebook kapatırız demesi zaten hani bunların montaj olmadığının bir göstergesi. Yani korktuğu için kapatıyor böyle şeyleri. Bir de ayrıca bu kadar şeyleri uğraşacağına, internetle sansürle falan uğraşacağına, şu 14 yaşındaki çocuğun kafasına nasıl gaz kapsülü atılıp da ekmek almaya giderken öldürülür. Yani bu hala 2014 Türkiye'si nasıl böyle bir vahşet olur? Onu düşünsün. Adaleti arasın. Belki'nin katillerini bulsun. Gerçi fazla uzağa gitmesine gerek yok ama önce Belki'nin katilini bulsun, ondan sonra sansürlesin internete gerekirse. Ona da razıyım.